ölümün magazinelleştirilmesi. Yani büyük resime baktığımızda bizim söyleyebileceğimiz budur. Sıraladıklarının cevapları bizde mevcut değil. Yani öldü mü, ölmedi mi, o kemikler kime ait, neden orada işte şey yok, kefen görünmüyor, acaba kefene ne oldu, onu işte konuşuyorlar. Şu ara bakıyorum yine kanallarda işte toprağın yapısı, işte insan vücudundan çıkan sıvılar, bütün bunlar kefeni eritir mi eritmez mi? Bütün bu harra gürran içerisinde aslında olanın özü ölümün magazinelleştirilmesidir. Ve bu içinde bulunduğumuz çağ haliyle ve elbette konu başlığımızla bağlantılı olarak söylenebilecek ilk noktadır. Buna aslında alışığız. Bunun daha önce de karşımıza çıktığı pek çok örnek oldu. Şimdi burada yapılan nedir? Bir bakalım. Ortada bir olay var. O olay işte 10 yıl önce intihar ederek işte toprağa gömülmüş bir katil. Arkadaşını, kız arkadaşını öldürmüş. Korkunç bir cinayet. Tamam, bütün bunlar çok güzel, konuşulabilir. Ama haberin, ortada bir haber var. Haberin sunumuna baktığımız zaman medyanın işte başından itibaren Cem Gariboğlu'nun mezarının başında sergilediği performans, bunun bizlere ulaştırılması, burada aslında cinayetin de parça parça edilmiş bir genç kadının da onu parça parça edip sonradan işte bir müddet saklanıp sonrasında cezaya çarptırılmış ve hapishanede intihar ettiği belirtilen, bütün bunların raporlarla, hapishane mensuplarının raporlarıyla, kayıtlarıyla, belgeleriyle, adli tıp raporlarıyla ortaya çıktığı bir genç adam, kendi canına kıymış bir genç adam ya da kıydığı iddia edilen genç adam. Bütün bunlar araç, Oğuz. Amaç burada insanlara bir seyir malzemesi sunmak. Bunu çok açık, net bir şekilde söylemek ve hiç sakınmadan söylemek gerekiyor. Burada ölümün magazinelleştirilmesi söz konusu ve aslında buna ek olarak da şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bugün artık Müge Anlı'nın ana haber sunuculuğuna terfi ettirilmeyi çoktan hak ettiği bir akış içerisinde. Tekrar edelim. Türkiye'de bugün artık Müge Anlı haberciliği norm haline gelmiş durumda. Norm, kural haline gelmiş durumda. Aslında baktığın zaman yani Müge Anlı'nın hakkının yendiğini düşündürebilecek de pek çok örnek var. Çünkü karşımıza ister ana akım medyada, yandaş medyada, ister muhalif medyada karşımıza çıkan ana haber sunucularına, spikerlerine ya da işte ne deniyor onlara? Anchorman, anchorwoman değil mi? Bunlara bakıldığında bunların pek çoğunun ben izlerken birer çakma Müge Anlı olmaktan öteye gitmediğini de giderek daha fazla düşünür oldum. Özellikle Narin Güran cinayetiyle ilgili haberin sunumunda o haberi bir şekilde bize taşıyan sunucuların havasında, yüz ifadelerinde baktığımız zaman aslında biz sabah programlarında Müge Anlı'nın aslında bir isim olarak, bir simge isim olarak yıllardır sergilediği performansın, o performansın dayandığı televizyon üretiminin, televizyon program üretiminin, o yapının benzerlerinin artık ana akım medyada, daha doğrusu ana haber bültenlerinde de karşımızda olduğunu görür olduk. Bu çok uzattım, hemen sen araya gir istersen. Bu aslında Türkiye'de 2000'lerin başında burada paylaşmamız gerekir. Çünkü hiç yabana atılmayacak bir şey olarak, değerli kaynak olarak, çığır açıcı bir kaynak olarak bu coğrafyada bunu belirtmemiz gerekiyor. Hakan Ergül'ün iletişim bilimci 2000 yılında yayımlanmış
çok önemli bir çalışması, televizyonda haberin magazinelleşmesi. Hakan bunu bize Türkiye'de bir anlamda erken öten horozla denilebilecek şekilde çok erken bir zamanda ne yaşadığımızı ve nerelere doğru gideceğini bu ülkenin çok çarpıcı biçimde göstermiş bir bilim insanı, akademisyen. Onun 2000'lerde yazdığı ve tespitlerini yaptığı, aslında henüz başında olduğumuz bu magazinelleşme sürecinin bugün çok çok ileri bir aşamasındayız ve aslında benim bugün kullandığım ölümün magazinelleşmesi, buna istersen cinayetin magazinelleşmesi de diyebilirsin. Narin Güran olayının bir ay boyunca bize sunuluş biçimine baktığında cinayetin magazinelleşmesi de diyebilirsin. Ve bunu pek çok örnekte aslında karşımızda görüyoruz. Burada asıl olan kitlelere haberin içeriğini boşaltarak neden ve nasıl olduğundan ziyade işte failler üzerinden, onlar arasında işte bir takım adeta bir dizi film izler gibi, adeta bir pembe dizi izler gibi hatta bize bir olayın, bir acı olayın, dehşet verici olayın aslında kurgusal bir formatta sunulduğunu görüyoruz. İki gündür Cem Garipoğlu'nun cesedinin çıkarılması, mezarının açılması sürecinde de dakika dakika, saniye saniye karşımızda olan budur. Ölümü ve işte kuşku duyulan öldü mü ölmedi mi meselesini, bir cinayete dayalı bir olayı, bir haberi aslında seyirlik bir eğlence haline getirerek bize sundular. Hocam burada aslında tam Müge Anlı'dan da bahsettiniz ve ölümün magazinleştirilmesinden bahsediyorsunuz. Bu tam şuru akma geliyor. Şimdi biz bu konuları Narin Güran'ın detaylarını da, yani Narin'den de bahsettiğiniz için detayları da, aslında Müge Anlı ve diğer ismini şu an tek tek isimleri saymayacağım elbette ama sabah kuşaklarında daha detaylı giriyoruz. Yani mesela acınsal tırnak içerisinde kanallarda biz uzun uzadıya Narin Güran'ı dinleyebiliyoruz. Orada gazeteciler de çıkıyor ama 5 dakika önce burada bir magazin konuşulmuş. Bir ünlünün bilmem nerede ne yaptığı konuşulmuş. 5 dakika sonra da Narin Güran ya da Cem Garipoğlu konuşuluyor. Şimdi bunlar aslında magazin programı diye, hani bu TV konseptlerinde ya da gazetecilik konseptlerinde magazin programı. Şimdi haber kısmına geçiyoruz. Haber kanallarına, haber programlarına bakıyoruz. O kadar detaylı ya da o denli konuşulmuyor. Orada bambaşka konular konuşuluyor. Yani orada patron ne istiyorsa o konuşuluyor. Yani patron Cem Garipoğlu konuşulsun istemiyor. Patron Narin Güran konuşulsun istemiyor. Mesela 11 gün kimse şeyi sormadı. Geçtiğimiz günlerde hatta sevgili Erkacılar bunu tweet attı. Narin öldükten 11 gün sonra bulunduğu çuvaldan bir kimlik çıktı. Ve kimse şunu sormadı. Ya bu 11 gün içerisinde bu çuval aranmadı mı? Şimdi bunu sormayan bir durumda sizce de zaten bu ölümlerin magazinsel olması çok normal değil mi? Şimdi tabii Erkin yaptığı iş tam da işte biraz önce söylediğim gibi haberin ya da olayın esas içeriğinin gerçekle ilişkisinin ortaya çıkarılması yolunda bir çaba. Şimdi tabii sevgili Erki burada hani şey yapmak istemiyorum. Yani tam tersi, yani küçümsemek istemiyorum. Küçümsenecek değil, tam tersine çok büyük, değerli ve kıymetli bir iş yaptığını hepimiz biliyoruz. Ama Erkin ortaya koyduğu bilginin, gerçeğin endüstriyel açıdan çok fazla kıymeti yok. Özellikle o sözünü ettiğin haber kanalları için, televizyon haberciliği ya da işte televizyon endüstrisi açısından çok büyük bir kıymeti yok. Onlar için biraz önce söyledim, onlar için kıymeti olan seyir ve seyiri
sermaye olarak değerlendiriyorlar. Seyirden para çıkarmayı hedefliyorlar. O çerçevede de yani olayın esasına, özüne dönük bir arayışın içinde olduklarını düşünmüyorum. Böyle bir burada bir samimiyet olduğunu düşünmüyorum. Erkin samimi olduğunu biliyoruz ama Erkin samimiyeti, içtenliği ne kadar ne diyelim şey getirir bu insanlar açısından ya da işte bu endüstrinin başında olanlar açısından ne kadar değeri vardır ona bakmak gerekiyor. Zaten Narin Güran cinayetinin aradan bunca zaman geçmesine rağmen aydınlatılamamış olmasının bir boyutu da bu. Çünkü olayın aydınlatılması, katillerin ortaya çıkması bir taraftan sanki çok isteniyor gibi görünüyor ama Oğuz, aslında ne kadar istendiğinden ben kuşkuluyum. Çünkü bu şekilde süre gitmesi, bu şekilde sürmesi aslında yayıncılık stratejisinin, yayıncılık politikasının işine geliyor. Yani sonuçta burada ticari, endüstriyel bir işleyiş var ve bu işleyiş çerçevesinde bir taraftan Narin Güran'ın işte hala katilleri bulunamadı diye sahnede böyle bir görüntü sergilerlerken aslında içten içe bunun hala aydınlatılamamış olmasının kendileri açısından çok daha büyük bir yarar oluşturduğunu biliyorlar ve bunun aslında kaymağını yiyorlar. Çünkü olay konuşulmaya, her gün ekrana gelmeye, hatta bir takım spekülasyonlar, kuşkular ortaya atılarak bir şekilde yeniden kitlelerin seyrinin önünün açılması sağlanıyor. Şeyde de öyle oldu aslında, Cem Garipoğlu, mezarının açılmasında. Dün biliyorsun işte sen de vurguladın. Avukatı açıklama yaptı. Kefen yok dedi. İşte vücut bütünlüğü, beden bütünlüğü bozulmuş dedi. Bunlar bir anda yeni kuşkuları, yeni spekülasyonları ama buna bağlı olarak da yeni seyir imkanlarının önünü açtı. Bunların hepsi reytingi artırıcı mahiyette işe yaradı. Müge Anlı'nın da sabah programlarında yaptığı o aslında. Biliyorsun konuyu haftalarca konuşarak ve sıcak tutarak seyirci ilgisini daim kılıyor ve ona bağlı olarak da aslında arada aldığı reklamlara bakacaksın. Esas olan budur. Arada aldığı reklamlara bakacaksın. Bütün bu cinayetlerin, ölümlerin, öldürmelerin karşılığı aslında Oğuz seyir endüstrisi açısından bu artık sadece televizyonlar değil sosyal medya platformlarında da üstelik sadece bu endüstrinin simsarları bu endüstrinin egemenleri değil sıradan insan da dahil olmak üzere herkes attığı tweetle yaptığı işte YouTube'daki işte videoyla bütün bunlarla kendince bütün bu işleyişten kendine düşen bir pay almaya çalışıyor. Pastadan bir bir parmak da olsa bir parça almaya çalışan bir işleyiş var. Bütün insanlığı, toplumları buna alıştırdılar aslında bu işleyişi. Burada kimse olayın dehşetiyle, olayın kabul edilemezliğiyle, olayın acısıyla ilgilenmiyor aslında. Yani çok belki iddialı konuşuyorum, bir genelleme yapıyorum. Elbette istisnalar var ama genel olarak bakıldığında bütün bu olaylarda esas amacın insanların kendilerini seyrettirmek, programlarını seyrettirmek, televizyonlarını seyrettirmek, YouTube'da yaptıkları işte platformlarda sergiledikleri işte çalışmaları izletmek olduğunu ve bunun sonucunda da kendilerine bir ticari geri dönüş
hedeflediklerini düşünmek mümkün. Hakan Peki. kitabında bize haberin nasıl magazinelleştiğini anlatırken aslında burada işin içinde en önemli noktanın eğlence olduğunu da vurguluyor. Dolayısıyla belki çok ters gelebilir ama eğlencelik olarak, yani burada gülme, işte neşelenme, kahkahalar atma anlamında demiyorum. Eğlenceliği burada vakit geçirme anlamında kullanıyorum. Her şeyi eğlencelik olarak sunan bir tekno-ekonomik işleyiş var. Dolayısıyla Cem Garipoğlu'nun mezarın açılması da eğlencelik. Narin Güran'ın cinayeti ve onu kimin öldürdüğü de eğlencelik. Ve böyle pek çok aslında başka örnek de verilebilir. Peki hocam, bu aslında soracağım soruyu cevapladınız ama biraz daha bir dar çerçeve alıp bu soruyla beraber aslında diğer konumuza böyle bir pas atacağım. Şimdi hadi o kanalları bu kanalları geçelim. Kendimiz üzerine örnek verelim. Yani özgürüz üzerine örnek verelim. Şimdi sevgili Erkacılar var, siz varsınız, Figen Çalıkuşu var, sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar var ve bu insanlar siz de dahil elbette birçok bilgi veriyor. Yani bazen bir uyuşturucu haberini yayınlıyor, bir kaçakçılığı yayınlıyor. Bazen Türkiye'deki yolsuzlukları burada anlatıyorlar. Mesela daha yakın bir gündemde Erdoğan'ın gizli gizli ordu kurabiliyor olduğunu konuştuk bu Özgürüz üzerinden. Şimdi bunun izlemlerine bakıyoruz. Ama diğer yandan da mesela bunu misal söylüyorum, birazcık magazinselleştirip bir Acun Sal kanalda biz bunu yayınlasak daha mı çok ciddiye alınacak? Ya da kadın cinayetleri daha mı o zaman ciddiye alınıyor yani? Ya aslında sorun tam da hani biraz önce bıraktığım noktadan devam etme imkanını bana veren son derece yerinde bir soru Oğuz. Saydığım işleri yapanlar, ben de dahil olmak üzere, bunun karşılığında tabii burada nicelik üzerinden konuşuyoruz hep. Nicelik nitelik değildir, o ayrı konu ama çok daha mütevazı oranlarda izlendiğimiz ortada. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani gerçeğin peşine düşmek, bir analizin peşine düşmek, burada senin hocanın yaptığı gibi ağır ekspres konularla işte yormak biraz bizi izleyenleri, değerli izleyicilerimizi, katılımcılarımızı, programımızın katılımcılarını. Bunlar çok fazla şey çekmiyor. Ne diyelim? Rating ya da görüntüleme çekmiyor. Çünkü biraz önce mesela özür dilerim ama bir Dilan Polat'ın mesela storiesini konuşsak hiç böyle belki olmayacak. Evet. Herkes hepimiz böyle izleyicilerle binlerce kişiyle konuşacağız belki de mesela. Evet. Biz Dilan Polat'ın storiesini konuşmak yerine Erk de bunu yapıyor. İşte tartışıyorlar. Figen de bunu yapıyor. Ne yapıyorlar? Yani Dilan Polat olayının aslında siyasetle ilişkisi, parayla ilişkisi, kurulu düzenle ilişkisi. Şimdi bütün bunları konuştuğun zaman işte Dilan Polat bakalım ne var ne yok diye bakan bütün bunları duyunca bir anda ne içi sıkılıyor, bunalıyor ve ekrandan kaçıyor. Çünkü Oğuz, eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Televizyonun ya da işte bu görsel, dijital yayıncılığın ideolojisi eğlencedir. Yani ne sunuyorsan sun, ister siyaset sun, ister savaş sun. Aynı durum mesela bugün işte İsrail, Lübnan, Filistin çatışması, İran, bütün bunlarla ilişkili olarak da biraz önce yaptığım değerlendirmeyi genişletme imkanımız var. İster ölüm sun, ister siyaset sun, ister din sun, ister savaş sun, ister kan, dehşet, gözyaşı sun, ne sunarsan sun ama eğlenceli sun, eğlenceli olarak ver. O yüzden din mi konuşacaksın? Eğlenceli isimler bul, onları ekrana getir. Siyaset mi konuşacaksın?
Eğlenceli isimler bul, onları ekrana getir. Tarih mi konuşacaksın? Eğlenceli isimler bul, onları gündeme getir. Cübbeli'nin din adına karşımızda olması da, İlber Ortaylı'nın tarih adına karşımızda olması da, bütün bunlar aslında işte bu sözünü ettiğim sürecin. Aynı şekilde siyaset açısından da yani mesela Cemal Engin Yurt'un çok sık karşımızda olması da bütün bunlar izliyoruz onu yani. Bir tespit olarak söylüyorum. Yani performanslarından dolayı eleştirel anlamda değil. Ekran böyle insanlara daha çok yer açıyor. Böyle insanlara yani bir şeyi düşünelim mesela bir taraftan yani eski futbolcu eskisi Alpay'ın parlamentoda, mecliste saldırması ve işte o saldırı sonrasında olayın sürekli ekrana tekrar tekrar getirilmesi, bunun işte bir taraftan yandaş medyada yapılanın bir şekilde hani olumlanır tarzda bir takım işte müzikler eşliğinde sosyal medyada bize sunulması, bütün bunlar aslında sonuçta ne yapar, ne olursa olsun haberi nasıl sunuyorsun, zaten haberin magazinelleşmesinin de anlattığı ifade bu, bize söylediği bu, haberi magazinelleştirmek, haberi eğlenceli hale getirmek. Dolayısıyla eğlencenin bir üst ideoloji olarak işlerlikte olduğu bir akım içerisinde, bir medya yayıncılığı içerisinde bu sözünü ettiğin noktalarda çok da işin politik, ideolojik, eleştirel analizine, çözümlemesine uzun uzadıya yapılan değerlendirmelere karşılık verecek bir kitle yok ortada. Kitleler eğlence için ekranlara yöneliyorlar. Ekranın esas hareket noktası bu. O yüzden de işte bir ölüm, bir mezar açılması olayında acaba sansasyon yaratacak, merak uyandıracak, bir takım işte komple teorilerini kışkırtabilecek neler var, neler söylenebilir, onların ön plana çıkarıldığını görüyoruz. İşte deniyor ki kefen yokmuş, deniyor ki kemikler parçalanmış. Buradan hareketle izleyicilerin zihninde merak uyandırmak ve adeta işte bir polisiye film izler gibi bu olayı içeriğinden bir anlamda ayırarak ve bir şekilde tabii bu dezenformasyona da yol açıyor. Bir film izler gibi, bir kurgu izler gibi sunmak. Yıllar önce hocam, bir... Özür dilerim, araya gireceğim ama şunu soracağım. Şimdi az önce o konu geçmesin diye soracağım bunu da. Bu ekran yüzlerinden bahsettiniz ya. Aklıma bir anda yakından tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama tanımıyorsunuz da çok şey ayrı bir şey elbette. Kadri Gürsel aklıma geldi mesela bu ekran yüzlerine. Şimdi Kadri Bey'in eğitim hayatını, gazetecilik donanımı zaten tartışılabilecek çok bir yerde değil elbette. Hani en azından benim nazarımda çok tartışılacak biri değil. Ama hatırlarsınız, belki izleyicilerimiz unutmuşlar ama Dört Bir Taraf diye bir program vardı. Bir CNN Türk'te. Ve Nazlı Ilıcak vardı. Özür dilerim, hanımefendinin ismini unuttum ama Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi olan. Nagihan Alçı. Tamam, özür dilerim. Hep oradan bağlantı sağlıyorum sürekli ama. Ve bir beyefendi daha vardı. Dört Bir Taraf programı vardı ve bu dörtlü sürekli tartışıyordu. Altan Öğümen vardı. Bir dönem sanıyorum... Emre Aysar'a evet. Vardı bir dönem. Evet. Hani o isimler çokça ara ara bir değişti ama şimdi burada niye ekran yüzü deyip aklıma Kadri Bey geldi? Şimdi dediğim gibi Kadri Bey'in elbette donanımı çok başka ama orada bu Müge Anlı ve Sabah Kuşakları tadını
o programda biz görüyorduk. Çünkü hep bir tartışma ve bir kaos olsun durumu vardı. Nagihan Alçı'dan da Nazlı Ilıcak'tan, hatta birçok zaten tartışmalar gündem olmuştu. Hatta Kadri Bey bununla ilgili kitap bile yazdı. Bu televizyon programıyla ilgili kitap yazdı. Yani burada şunu görüyoruz. Demek ki Kadri Bey aslında Türkiye toplumunda bir ekran yüzü değil. Çünkü ekran yüzü olması için çok sakin ve fazla donanımlı mı diye düşünüyorum bir yandan. Hani şimdi bu kadar üst segmentte bunu şuraya da bağlayacağım elbette. Şimdi tarihin arka odaspor grubuna aslında bir nebze bir pas attınız orada. İlber Ortaylı, Cübbeli, Murat Barcakçı. Şimdi gene ara ara mesela televizyonlarda o tarz programlar yapılıyor. Ama o kadar ses getirmiyor. Bu isimlerle alakalı olan bir şey mi sizce? Şimdi öncelikle Kadri gazeteci. Yani sorunun cevabı ekran yüzü olmakla gazeteci olmak arasındaki fark. Kadri Gürsel gazeteci ve işte gazeteyi entelektüel donanımı son derece yüksek olan, fazla olan birikimli bir gazeteci. Sözünü ettiğim programdaki diğer isimler düşünüldüğünde, sıraladığın diğer isimler düşünüldüğünde aslında burada yayının sorumlusu, daha doğrusu kanalın sahibi olan iradenin beklentisiyle bağlantılı bir tablo söz konusu. Yani işte Doğan Medya'yı düşünecek olursak o dönem aslında bir taraftan hala gazeteciliğin önemli bir şey olarak, özellik olarak kabul edildiği, gazeteciliğin kredisinin hala gündemde olduğu ama diğer taraftan da ticari kaygıların bir şekilde ya bunu şey yaparken, sunarken, mesela Kadri Gürsel'i sunarken öte yandan onunla birlikte seyri artırabilecek, dolayısıyla insanların sadece belli bir sınırlı kesimin belki Kadri Gürsel'in söyleyeceklerini ilgiyle takip edecek ama sayısal olarak, niceliksel olarak sınırlı kesimin ötesine geçecek, daha geniş kitlelere programı açabilecek, yani içimize sinse de sinmese de, yani çok istesek de istemesek de bizim ticari beklentilerimizi karşılayabilecek isimleri de oraya yerleştirelim. Kadri'nin ben o kitabını görmedim ama tahmin edebiliyorum. Yani şimdi senin söylediğinden hareketle orada nelerin üzerinde durmuş olabileceği benzeri noktalar. Yani orada bir ekran yüzü olarak ne söylediğinden çok nasıl göründüğü ve bunun yanı sıra da nasıl söylediği, yani provokatif bir şekilde, tartışma yaratacak bir şekilde, kışkırtıcı bir şekilde, dolayısıyla orada belli bir şekilde tansiyonu yükseltecek şekilde konuşan isim o programın seyrinin artırılmasına yol açıyor. Dolayısıyla bu isimleri yanına koyduğumuz zaman Kadri Gürsel'in entelektüel açıdan çok ciddi bir eşitsizlik, asimetri, daha doğrusu dengesizlik diyeyim, dengesizlik oluştursak bile sonuçta seyir gelecek. Seyri artırmak için burada Kadri Gürsel'in ciddiyetini eğlenceyle buluşturmam gerekiyor. Buna bağlı olarak senin sözünü ettiğin tablo işte ortaya çıkıyor. Bunun pek çok örneği var. Yani isimleri sıraladık. Sonuçta yani bir tarafta Halil İnalcık gibi bir tarihçiyi düşün. Öbür tarafta İlber Ortaylı'yı düşün. İşte bir tarafta Türkiye'de mesela Hayri Kırbaşoğlu gibi bir din konusunda uzman, İslam konusunda uzman hocamızı, kıymetli hocamızı düşün. Öbür tarafta işte Cübbeli'yi düşün. Aradaki fark ikincilerin daha çok şovla, şovmenlikle bağlantılı bir performans sunmaları.
Birincilerin ise gerek Halil İnalcık, gerek işte Hayri Kırbaşoğlu, başka isimler elbette eklenebilir. Ben aklıma ilk gelenleri burada sıraladım. Onların ise işte hangi alanda emek veriyorlarsa, evet zaman zaman elbette kamusal sorumlulukları nedeniyle onlar da ekranlarda oldular. Onlar da kamusal görünürlükleri oldu. Ama burada önceliklerinin akademik, bilimsel olduğunu düşünmek gerekir. Ona bağlı olarak aradaki farkı medyanın tercihini daha doğrusu. Yani medya sonuçta medya endüstrisi. Bunu biraz daha genişletelim. Meş endüstrisi. Medya, eğlence, show endüstrisi. Edison'un kinetoskopuyla birlikte, yani bir sinema makinesinin ne diyelim öncülü değil mi? Onunla birlikte 20. yüzyılın başından itibaren karşımızda olan ama esas olarak 1950'lerden itibaren televizyonun yaygınlaşması, kitleselleşmesiyle birlikte ortaya çıkan, sonrasında işte 20. yüzyılın sonuna doğru buna sibernetik teknolojinin beraberinde internetle, sosyal medya platformlarıyla birlikte dijital yeni medyanın da eklendiği bir süreç içerisinde bir meş endüstrisi bugünkü tüketim kapitalizminin kalbini oluşturuyor. Medya, eğlence, şov. O yüzden hangi alanda medya seçenekleri karşımıza, hangi alanda birini getiriyorlarsa getirsinler, eğitim, sanat, edebiyat, bilim, tarih, din, hukuk, hangi alanda deprem mesela, deprem uzmanları aynı şekilde, deprem uzmanlarının da biliyorsun bir noktadan sonra giderek medyatikleşme, magazinelleşme yolunda daha elverişli olanlarının kalıcı olduklarını gördüğümüz örnekler de aslında burada sıralanabilir. Konuyu çok dağıtmamak için istersen hemen toparlayayım. Ben bir sözünüzü alayım hocam. Diğer konuya geçeceğiz çünkü. Sözlerimde böylece programda çok uzatmamış oluruz. Buyur. Yok yok, son hani cümlenizi alayım öyle geçeyim. Hani yani yok, ya söyleyeceğim budur. Şeyde de, pandemi sürecinde de yaşandı bunlar. Yani medyanın insanlığımızın yaşadığımız çağda karşı karşıya kaldığımız sorunların, tehlikelerin, acıların özüyle ilgilendiğini düşünmek mümkün değil. Medya gözü dönmüş bir şekilde bütün bu sözünü ettiğim olaylardan, sorunlardan, savaşlardan, acılardan, ölümlerden sadece ve sadece seyir devşirmenin, seyir devşirmeye bağlı olarak da para kazanmanın peşinde koşuyor. Bu Cem Garipoğlu'nun mezarın açılmasında da böyle. İşte yıllar yıllar önce Ebru Gündeş'in ekranda bir beyin sarsıntısı geçirip sonrasında işte o olayın sürekli işte adeta bir böyle seyirlik eğlence haline getirilmesinde de böyle. Kaldı ki o dönemde Ebru Gündeş iyileştikten sonra ikinci hayat başlıklı bir böyle eğlence show programına da başlamıştı ki bu da aslında ibretliktir. İkinci hayat orada, yani ölümden dönme vurgusu üzerinden Ebru Gündeş'in o dönemde yaşadığı o tehlikeyi de medyatikleştirmiş, magazinelleştirmiş bir akış olduğunu biliyoruz. Vatan Şaşmaz'ın sevgilisi tarafından öldürülüp sonrasında işte Filiz Aker, eski manken, kendisini öldürmesi olayında da aşağı yukarı işte 5-6 yıl önce benzeri bir şey yaşanmıştı. İşte otel odasına girişlerinden tut, sonrasında işte ölülerinin çıkarılmasına otel odasından, bir Vatan Şaşmaz'ın mezarının açılmasına kadar dakika dakika, saniye saniye medya
ne olup bittiğinden, neden bunların olduğundan ziyade nasıl olduğunu olayın ve seyirlik değeri olan kısımlarıyla ilgilenerek bize sunmuştu. O yüzden diyorum ki işte buralarda karşımızda bir magazinelleştirme söz konusudur ve olayın bu kadar uzun uzadıya işlenmesinin sebebi de buradan bir seyir devşirme çabasıdır.